Dünya neyin var senin? Yine suratın mahkeme duvarı gibi. Bu bir meslek hastalığı mı yoksa? Şu yeni başladığım iş hiç bana göre değil. Ama yapmak zorundayım. Başka şansım yok. Şu an mutluluk benim için biraz lüks kalıyor. Neden? Ne oldu? Boş ver, uzun hikaye. Şimdi tekrar tekrar anlatıp kendimi iyice soğutmak istemiyorum işte. Aksine tutunacak bir dala ihtiyacım var ki iş benim için iyice eziyet haline gelmesin. Bana diyorsun da senin de yüzünde güller açmıyor hani. Sana ne oldu? Madem hırsız değil, şirketin arşiv odasında ne işi var? Senin bunu bilip de bize söylememene ne demeli? Senin o kızın arşive girmesine müsaade etmemen lazım. Ben çocuk değilim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ne yaptığını bildiğin halin bu mu? Bundan sonra çok iyi bildiğin şeyleri yapamayacaksın Umut. Buraya kadar Umut. Mahalle işi senin için bitti. Kredin tükendi. Bundan sonra mahalle projesinden Gökhan sorumlu. O ne derse olacak. Boş ver ya. Benim hikayem öyle seninki kadar uzun değil. Yani dişe dokunur bir şey yok. Sen de beni konuşturup kendini anlatmıyorsun. Ya senin de bir şey anlattığın yok ki. Öyle geçiştirdin resmen. Yok. Detay vermedim ama en azından canımın neye sıkkın olduğunu söyledim. Senin gibi başımdan direkt salmadım değil mi? Tamam. Tamam, teslim oluyorum. Aslında ben yani birkaç görüşmeye gitmiştim ama sanırım olumsuz sonuçlanacak. O yüzden biraz canım sıkkın. Anladım. İkimizin de iş hayatı pek iç açıcı değil desene. Olsun. İşte kaybeden aşkta kazanır. O kumarda canım. Kumarda kaybeden aşkta kazanır, işte değil. Öyle diyorsan. Neyse, hadi gel kahveye gidelim de iki çay içelim. Belki keyfimiz yerine gelir. Hem merak etme, çaylar benden. Olur, bu cüretkar teklifine hayır diyemeyeceğim. Adam bariz haksız. Hayır yani. İstediğin kadar İstanbul'un en büyük işletmecilerinden biri ol. Haksızsın kardeşim. Ha ben şimdi bu adamı nasıl savunayım? Dilim tutulur, konuşamam ki. Sahi Umut, sen olsan ne yapardın? Böyle bir adamı savunur muydun? Ve haksız birini savunabilir miydin yani? Oho. Kendi kendime konuşuyorum burada herhalde. Umut! Dinliyor musun sen beni? Şey, affedersin dünya, ben dalmışım da. Diyorum ki, haksız birini savunabilir miydin? Yani biliyorum bunlar sana göre ters şeyler ama bazen hayat bize doğruyu yanlışı seçme şansı tanımıyor maalesef. Hatta bazen hiç istemeden bile karşımızdakine yalan söyleyebiliyoruz. Oluyor yani böyle şeyler. Evet ama ne yapayım? Ben de kolay kolay eğilip bükülemiyorum işte. Ama bir yandan da işe ihtiyacım var. Fena halde sıkıştım anlayacağın. Umut. Oğlum nasılsın? İyiyim Recep baba. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Her zamanki gibi. Kendi işimin başındayım ya, sayende idare ediyoruz. Kolay gelsin. Ha bu arada, akşam bizdesin. Ayfer teyzen seni davet etti. Sevdiğin yemekleri yapacakmış. Ya Recep baba ne gerek vardı, hiç zahmet etmeseydi keşke. Ah be oğlum, sen bizim için neler yaptın. Bir kere de senin için mutfağa girmiş, çok mu? İyi, peki madem bu kadar uğraşmış, gelirim.
Kabaşların adamı değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Kendini bilmezin ne işi var burada? Hangi yüzle gelmiş ki? Kızım sakin. Ne işin var senin burada? Kapınız herkes açık sanıyordum. Evlerimizi başımıza yıkmaya çalışanlar hariç. Duyan da sizi mağdur ediyoruz zannedecek. Ne istiyorsanız verelim diyoruz. Ona da yanaşmıyorsunuz. Evlerimiz satılık değil. Hele size hiç değil. Şimdi kimsenin aklını bulandırmadan git buradan. Hiç misafirperver değilsiniz. Bari bir çayınızı içseydik. Recep baba. Bana bak. Dünyayı duydun. Burada istenmiyorsun huzursuz etme insanları. Tamam. Sakin. Mahalleden birisi aklı serin bir karar vermiş. Evimi satmak istiyormuş. Onu bekliyorum. Şimdi hani çekip gidersem ayıp olur adama. Gökhan Bey. Ah. İşte kendisi de geldi. Biz sizinle başka bir yere geçelim. Tabii. Yani avukat hanım başkaları da duyar etkilenir, evlerini satar diye korkuyor da. Aa, korktuğu başına gelecek zaten de neyse. Bir dahaki gelişimde savunacağınız bir mahalle kalmayacak. Dünya Hanım.